Ve sıra geldi C'ye. F grafiğinin bütün dönüm yani büküm noktalarının x koordinatlarını bulunuz demişler ve cevabımızı açıklamamızı istemişler. Tamam. Yukarı çukurluktan aşağı çukurluğa ya da tam tersine geçtiğimiz noktalarda dönüm noktaları oluşur. Bu arada yukarı çukur terimi için yukarı konkav veya dış bükey, aşağı çukur içinde aşağı konkav veya iç bükey denildiğini duyabilirsiniz. Her neyse, burası ancak ve ancak şu zaman doğru olur f'in ikinci türevi pozitiften negatife ya da tam tersine geçiş yaptığında Peki biz f'in ikinci türevinin pozitiften negatife geçtiğini ne zaman görürüz? Ayrıca bunun da doğru olması için ancak ve ancak f'in birinci türevinin artandan azalana ya da tam tersine geçmesi gerekir. Bu arada epey tam tersine dedik değil mi? Neyse. Şimdi bize f'in türevinin grafiğini verdikleri için ben f'in türevi üzerinden gitmek istiyorum. Evet şimdi bakalım f türevimiz artandan azalana ya da azalandan artana geçecek. Bunu bir düşünelim. Bakın burada f'in türevi azalıyor, 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 azalıyor ve sonra artıyor. Yani tam burada f'in türevinin türevi 0 iken bir dönüm noktamız, bir başka deyimle bir büküm noktamız var. Bunun da sebebi f'in türevinin türevlenebilir olması ve tam bu noktadaki dönüm noktasında e, sıfır 0 olması. Tamam, bu x eşittir, eksi 1'de oldu, öyle değil mi? Grafiğimize devam edelim. Sonrasında f'in türevi artmaya başlıyor ama tam x eşittir 1'den sonra azalmaya başlıyor. Öyleyse x eşittir 1'de de bir başka dönüm noktamız daha var. Yani bu noktadaki teğet doğrumuzun eğimi 0. Sonra azalıyoruz, 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 artıyoruz. Tamam, o zaman burası da bir başka dönüm noktası olur. x eşittir 3. 3 tane dönüm noktası bulduk. O zaman şöyle yazalım. x eşittir eksi 1, x eşittir 1 ve x eşittir 3 dönüm noktalarımızdır. Yani f'in türevinin grafiğinde bu 3 noktada f türev azalandan artana geçiyor ya da artandan azalana geçiyor. Burası bitti. Sorumuzun son maddesini bir sonraki videomuzda yapalım.